diye bağırdı baba. Lütfen ölme diye bağırdı çocuk. Günlerdir bu sesle, bu görüntülerle kalbimiz yaralandı. Ama başka bir şekilde tekrar yaralandı. Bu kadının isyanına, feryadına herkes seyirci kaldı. Belki ilk yardım müdahalesi yapılsaydı orada, telefonlarla görüntü almadan önce birileri bir müdahalede bulunsaydı belki yaşama şansı olabilirdi. Geçen 2019 yılının başından bugüne kadar 222 kadın katledildi. Temmuz ayında 31 kadın katledildi. Her güne bir kadın düşüyor. Biz sadece kadınlar olarak, dernekler, siyasi partiler, her şekilde birlik ve beraberlik içinde bu açıklamayı yapmaya zorunlu hissettik kendimizi. Diyoruz ki yasalar gerçekten caydırıcı olsun. En ağır şekilde bu katillere ceza verilsin. İdam da çözüm değil. İdam bir anlık kurtuluş. Biz bunu da istemiyoruz. Sadece yasalar ağır şekilde uygulansın, yapılsın. Bunun dışında başka hiçbir şey söylemiyoruz. Bütün katılımcı dernek, siyasi parti temsilcilerine, dernek arkadaşlarıma ve üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Katil eşlere af yok. Kadın cinayetlerine son. Şiddet aileyi parçalar, eğitim şart. Anne lütfen ölme. Kadının adı var ama emeği çok. Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Katillere müebbet. Ölmek istemiyoruz. Kadınlara, çocuklara, gençlere, engellilere dokunma. Annemi öldürmeyin. Çok teşekkür ediyorum tüm katılımcılara. İstanbul Sözleşmesi yaşama hakkının güvencesidir. Bunun bir an önce meclisten çıkarılması gerekmektedir. Tüm basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu son olur. Bir daha ölümler olmaz. Çocuklar, gençler, yaşlılar, hatta hayvanlara bile ölüm gerçekten çok acı. Hiç yakışmıyor.